Evet sevgili Balkanlar TV izleyenleri, yine bir lezzet durağındayız, lezzet noktasındayız ve Küçükçekmece'mizin önemli lezzet noktalarından Köftem Restoran'dayız ve muhteşem lezzetlerle, birbirinden leziz tatlarla sizlerle beraberiz. Yanımızda çok değerli işletmeci arkadaşlarımız Sayın Emre Bey ve Şerif Bey var. İki genç müteşebbis bu güzel mekanda işbirliği yapmışlar ve beraber güçlerini birleştirmişler. Aslında bakacağımız zaman burada çok önemli lezzetleri buluşturmuşlar. Şerif Bey Balkan lezzetlerini buraya doğru taşımış. Aynı zamanda Emre Bey de Karadeniz'in o eşsiz tatlarını Trabzon'dan başlayarak Bafra'ya ve tüm lezzetlere kadar taşımış. Burada muhteşem bir köprü oluşmuş. Bu köprü üzerinde de siz sevgili dostlarımız için böyle güzel bir sohbet kurulmuş. Ben gerçekten şu anda bayağı iştahlı bir şekilde bu sofraya bakıyorum ve sizlere dönmek istiyorum. Sevgili Emre, seninle başlamak istiyorum. Nasıl oldu bu yolculuk? Nasıl başladı? Nasıl böyle bir karar aldınız? Önce burada başlayalım. Nasıl böyle bir karar aldık? İlk önce yaptığımız kararı almadan önce çok kaliteli şeyler yapmak istedik. Evet. Türünün bu tarz bir mekanında olmadığını etüt ettik. Bu tarz gereksinimlerin duyulduğunu, özellikle Cennet Mahallesi, Küçükçekmece gibi hem göçmen hem Balkan vatandaşlarının hem de Karadeniz yoğunluklu olan aynı zamanda Doğulu tabii, dostlarımız da burada bir lezzet damak tadı bulabilecekler. Aynı anda yani sadece bir kebapçıdan çıkarak bir lezzetler diyarı, bir lezzetler sofrası olarak ne yapabiliriz'in sonucunu görüyorsunuz. İyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Kalite bizim için en önemli unsur. Yaptığımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle Şerif Bey ile beraber bu yola çıktık. O da aynı şekilde kalite konusundaki inanılmaz hassaslığı bizi beraber Köftem çatısı altında buluşturdu. Yani köfte nasıl yoğrulup birleşiyorsa siz de bir köfte misali yoğrulup bu yolda birleşmişsiniz. Ben hemen Şerif Bey kardeşime dönüyorum. Sevgili Şerif Çelik. Şerif Çelik, Küçükçekmece'deki iş adamlarımızdan Emre Bey gibi bizim daha değişik sektörlerde de tanınmış olduğumuz bir iş adamı. Sevgili Şerif Çelik, sevgili arkadaşım, senin başarılarını biz hep takip ediyoruz Balkanlar TV olarak ama burada da bize bir sürpriz yaptın. Böyle güzel bir sofraya bizleri buyur ettiniz. Neler söylemek istersin bu mekanla ilgili ve ortaklığınızla ilgili? Şimdi ilk önce ben size teşekkür ediyorum. Balkanlar TV olarak daha önce de yapmış olduğumuz şeylerde bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadığınız için. Tabii biraz evvel Emre kardeşimin söylediği gibi biz tamamıyla bir kardeşlik noktasıyla çıkmış olduğumuz bu yolda neyin nasıl yapılabileceğine karar verdiğimizde şunu düşündük. Bir Balkanlardan Karadeniz'e böyle bir semtte yaşayan insanları kardeşlik noktasında nasıl toplarız diye bir düşüncemiz oldu. Tabii biz bunları böyle hani çizmedik, yazmadık. Doğaçlama oluşan şeylerle biz bu noktalara geldik. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Ben tabii gıda sektörüyle hiçbir alakam yoktu. Sevgili kardeşim ve aile gibi gördüğümüz bir kardeşim diyeyim, dostum diyeyim, arkadaşım diyeyim, her şeyim o benim. Böyle bir noktada o da bana katmış olduğu şeylerle biz böyle güzel lezzetleri Balkanlardan Karadeniz'e, Karadeniz'in güzel tatlarıyla Balkanların güzel tatları bir noktada birleştirdik ve değerli güzel misafirlerimizi burada ağırlamak için güzel mekanımızda siz de bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan böyle güzel noktalarda değerli insanlarla halkımıza hizmet vererek daha yüksek noktalarda, daha yüksek bölgelerde güzel hizmetler vermeyi planlıyoruz. Balkan TV olarak tekrar size teşekkür ediyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum Şükrü Bey. Bakıyorsunuz tabii o kadar güzel lezzetler var. Tabii bunların da tadına bakmak istiyorsunuz. Gözünüzden anlıyorum ben sizi. Ben, o yüzden aslında sevgili izleyenler, Şerif Bey'i dinliyorum ama aklım o güzel lezzetlerde. Şerif Bey de bunu istediğinizden başlayabilirsiniz. O yüzden ilk başlangıç olarak böyle güzel bir programda bizi yalnız bırakmadan ilk başta sizle başlamak istiyorum. İstediğiniz bir koşulda tadına bakın diyorum yani. Teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Biz de Allah kar bereketi versin diyoruz. Amin. Hayırlı olsun diyoruz. Balkanlar TV ailesi olarak bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Emre Bey'e ve Şerif Bey'e de burada
hayırlı müşteriler diyoruz. Burası nerede sevgili Emre'cim? Hemen yerimizi tarif edelim. Burası Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde. Bu kameraya doğru. Evet, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde. E5'e çok yakın. E5'ten 100 metre içerisinde bulunan bir lokasyondayız. Caddemizin adı Barbaros Caddesi. Bankalar Caddesi olarak da geçer caddemiz. Tam Çekmece'de E5'e avcılık kurulan lokalizasyon köşedeyiz. Yani burada zaten köften dediğimiz zaman kısa sürede ses getirdiğimiz için en kolay tarifi alabilirsiniz. Önünüze gelen ilk kişiden bile alabilirsiniz. Evet. Ben müsaade ederseniz kısaca özetleyeyim mi masayı? Ben biraz ders çalıştım. Tabii, sevgili Balkanlar TV izleyenleri, tabii ki artık bizler Balkanlar TV olarak Balkanlar'da, Trakya'da ve devamında da İstanbul'da birçok lezzet durağını sizlerle beraber geziyoruz, sizlerle beraber ziyaret ediyoruz. Az evvel mutfağa girdim sevgili Emre kardeşim ve Şerif Bey'le beraber. Musa ustamız değil mi? Doğru mucu? Kenan ustamız. Kenan ustamız da bizleri çok güzel ağırladı ama aynı zamanda biraz da ders de çalıştık. Sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım? Bakalım öğrenebilmiş miyim? Eksiklerini tamamlarız. Tamam, o zaman ben hızlı bir giriş yapacağım. Hemen coğrafi konuma göre başlamak istiyorum ve Trabzon tereyağlısı, peynirlisi ile başlamak istiyorum. Şurada görüldüğü üzere sevgili dostlar, tabii ki tereyağları az evvel daha canlı, daha kızarmış bir vaziyetteydi. Bunu birazdan yine tazeleyeceğiz sizler için. Bu Trabzon tereyağlısı, bu özel hamurla açılmış olan pidemizin üstüne 3 ayrı çeşit peynirle donatılarak hazırlanmış olan bir ve tereyağlı üstüne de tereyağını ilave ederek sunmuş olduğumuz bir lezzet. Hemen onun yanında coğrafi sıralamaya göre gelecek olursak hemen Bafra pidemiz. Bafra pidemiz. Bunun içinde de çok güzel bir kavurma. Bunun içinde kavrulmuş kıymamız. Kıymamız ve sadece kıyma tadını alabileceğimiz özel etin tadını alacağımız ve Trabzon özel tereyağıyla sunulup servis ediliyor. Hemen devam edecek olursak Doğu dostlarımıza da burada hitap etmiş oluyoruz. Onları da burada sevgili yönetmenim görebiliyor mu bilmiyorum ama tarif edecek olursak burada güzel kızarmış gevrek bir lahmacunumuz var. Bunu daha az pişirmek de isteyen dostlarımıza servis edebiliyoruz. Yeşilliğiyle, soğanla, maydanozla, limonla bu da apayrı bir doğumuzun unutulmaz lezzetleri, aperatifi. Lahmacun da sevmeyen yok bu. Tabii lahmacun artık bir klasik oldu ve en önemli tatlardan birisine daha geliyorum. Tavanın altı hala sıcak ve tereyağları da burada ben hissediyorum. Ve şöyle söylemek gerekirse sevgili izleyenler, burada da köfteden İskenderimizi görüyoruz. Evet. Tereyağlı, Trabzon tereyağıyla özellikle servis ettiğimiz Bursa İskender domatesi. Sosumuzu, tava yoğurdumuz burada çok başka, çok eşsiz bir lezzet. Ya bu da başlı başına iddialı olduğumuz bir tat. Şey. Yani dostlarımız buraya geldiği zaman sadece İskender için gelse bile az evvel ben şahit oldum. İki hanımefendi burada yediler ve paket olarak da ayrıca sipariş ettiler. Çünkü neden? Evdeki aile bireyleri de bu lezzetten mağdur olmasınlar diye. Evet. Demek ki gerçekten bu lezzet eve taşınacak kadar özel ve güzel. Aynen. Hemen yemeklerden devam edecek olursak yine önemli bir tat, önemli bir lezzet. İsim babamız. İsim babamız Köftem Restoranı'nın isim babası Merkez Efendi Köftesi. Bu köfte de gerçekten özel yoğrulmuş ve özel ustamızın, çok başarılı bir ustamızın transferiyle Zeytinburnu'na, Merkez Efendi'den Çekmece'mize taşındı ve köftede de özellikle Balkan Lar denildiği zaman akla gelen ilk lezzetlerden birisi o. Köftedir. Çok lezzetidir. Çok iddialı olduğumuz bir lezzet. Kesinlikle. Ve arada da yine acı ve çok acımayan soslarımızla da dostlarımıza yeşilliklerle beraber patates cipsimizi beraber sunuyoruz. Ve hemen devam edecek olursak nasıl gidiyorum sevgili Emre? Harika. Dersimi iyi çalışmış mıyım? Harika çalışmışsınız. Evet, burada piyazımız var. Sevgili Emre'm de yaslan diyor. Tabii ki ben bir anda yiyecek gibi oluyorum ve sabırsızlıkla sizlere sunuyorum. Evet dostlarım, burada da çok güzel bir piyazımız var. Bu da günler öncesinden marine edilmiş, özel hazırlanmış, dinlendirilmiş ve dostlarımızın damak tadına sunulmak üzere burada hazır ustamız tarafından bekletilen bir lezzet. Hemen yanında çoban salatamız. Doğru mu söylüyorum sevgili Emre'ciğim? Çoban burada, mevsim salatamızı. Çoban salatamız da burada. Mevsim salatamız ve çoban salatamız ve piyazımız, burada da salata lezzetleri. Bir şey daha ben eklemek istiyorum. Tatlılara geçmeden önce Köftem restoranda özel çorbalarımız var. Mercimek çorbası ve brokoli çorbası. Brokoli çorbası mevsimine göre. Mevsiminde en taze şekilde ne zaman oluyorsa brokoli çorbamızı yapıyoruz. Bir içen bir daha vazgeçemiyor sadece brokoli çorbamızdan. Çorba içmek için buraya gelsek değer değil mi sevgili Erdoğan'cığım? Kesinlikle. Ve
Yine çok önemli bir lezzet. Burada turşu ev yapımı, kendi yapımımız. Katkısız. Sadece sevgi katılmış. Sadece sevgi. Ve başarılı olmuş ve biraz emek, sirke, limon da var. Limon, sirke ve emek. Yani ve zamanlama olarak da biliyorsunuz turşuyu çok iyi bir zamanlama yapılması gerekiyor. Evet. Emre Bey az evvel bana söyledi ki bu turşu için bile buraya gelen dostlarımız var. Hemen devam ediyoruz. Az önce burada sattık. Az önce onu da ikram ettik. Burada ben sevgili Şerif Çelik beyefendiyi bir kez daha tebrik ediyorum. Özellikle Balkan lezzetlerini trileçe tattığımız dediğimiz bu lezzet özellikle Arnavutluk'tan, Balkanlardan Türkiye'ye bir kasırga gibi geldi ve şu anda Türkiye bu tatlıyı kabul etti. Bu tatlının çok geniş bir geçmişi yok Türkiye'de ama Balkanlarda çok eski bir tat bu. Tri 3 demek, 3 tane ayrı sütün katılmasıyla inek, keçi ve koyun sütünün birleşmesiyle özel hazırlanmış kekiyle de ve üzerindeki özel karamelize edilmiş sosuyla dostlarımızın damak tadına hitap eden bir Balkan lezzeti. O anlamda Şerif Bey'i de burada tebrik ediyorum. Ve yönetmenim bana işaret ediyor. Sütlaç'tan önce Brownies'a'yı Balkan tatlarından gitmek istiyorum ve bu Brownies'a Şerif Bey hangi meyveden sıkılıyordu? Bunun da içeriğindeki meyveyi söyleyebilir miyiz? Şu kameraya doğru söylersek. Yani şöyle. Dağ meyvelerinden bildiğim kadarıyla. Dağda yetişen yaban mersini. Mersininden süzülerek hazırlanmış. Şey, Türkiye'de çok bilinen bir lezzettir ama değil. Ben de diyorum ki sizinle beraber trileçe gibi Brownies'a da bence favori bir umarım biz de içecek olacak mı sevgili Şerifçi? Bunu Türkiye'ye getirmekle bence siz de gurur duymalısınız. Yani trileçeyi kimler getirdiyse onları tebrik ederim ama ben de Brownies'a da sizin önce olacağınıza inanıyorum. İnşallah. Ve sevgili yönetmenim bana sütlacı işaret etti. Sütlacı da sevgili Emre göstersin. Hemen Emre, tekrar Karadeniz'e dönüyoruz. Tekrar başa dönelim bakalım. Trabzon'a neydi bunun ismi? Hamsiköy sütlacı. Ben elimde tutayım. Bilenler çok iyi bilir. Şöyle, Hamsiköy. Sevgili izleyenler bunu ters çevirseniz bile dönmeyecek kadar katı ve fırında güzel pişmiş bir lezzet. Alın bakalım Emre'ciğim. En önemli özelliği yöresel sütlerin, yöresel sütlerle oluşum olması. Hamsiköy ünlü bir sütlaçtır Türkiye'de. Yaklaşık 1500 metrelik böyle bir yukarıda olan bir yerdir. Rakımı olan bir yer. Harika bir doğası, florası olan bir yerdir. O sütlacı burada yapmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz evet. Çünkü orijinali orada. Tabii. Yani ama burada da değerli dostlarımıza en yakın, orijinali kadar yakın şekilde öyle söylüyorlar. Ve burada unutmamamız gereken bir tane daha dostumuz var. Bunlar ayrılma düştü diyelim. Hamsiköy sütlacı. Kemal bu, Paşa. Trilçe ve Kemal Paşa. Bursa evet. Kemal Paşa, Bursa'nın İskender'inin yanında evet. Bursa'dan bir lezzet daha bu yarışa katılıyor. Yani doğunun, batının, kuzeyin, güneyin, Balkanların senteziyle burada. Tüm lezzetleri burada, çorbalarıyla, içecekleriyle, tatlarıyla. Bilmiyorum unuttuğum bir şey var mı sevgili Emre? Vallahi unutmam bir şey yok gibi duruyor. Lezzetleri anlattık ama tabii ki buraya gelen dostlarımız için ben inanıyorum ki başka sürprizleriniz de var. En önemlisi tabii. Sizin bir aile olarak buradaki evet. Dostlarımızı karşıladığınız. Evet. Sevgili annemiz, evet. Siz, kardeşiniz ve bir aile olarak sevgili Şerif Çelik Bey ile beraber buradaki dostlarımıza aile olmanız ve iç mekanın ferahlığı, içeriye gelen insanların rahatlığı için de çok önemli. Az evvel burada bir hanımefendiler bir gün yaptılar sanki. Orada bir evet, birlikte beraber vakitler geçirdi. Biz bunlara şahit olduk. Yine motor servisimiz var. Tabii paket telefon numaralarımızı da söyleyelim isterseniz. Telefon numaralarımız 0212 541 71 71. Yemek sepetinden civardaki bütün arkadaşlarımız, dostlarımız bizleri bulabilirler. Sipariş verebilirler. Köftem Google'a yazdığımız anda bütün normal bir şekilde web sitemizi görebilirler. Telefon numaramıza ulaşabilirler. Bizleri arayarak yakın çevrede neresiyse en yakın zamanda motor kuryelerimiz gayet hızlıdır. En kısa zamanda kendilerine ulaştırırız. Yani yardımcı olabileceğimiz ne varsa. Burası bir aile şirketi. Bütün herkesi de biz ailemiz gibi görüyoruz. Bütün müşterilerimizi de ailemiz gibi görüyoruz. Bazen özel ihtiyaçlarını bile bizden isteyen müşterilerimiz var. Bunları seve seve yapıyoruz. Çok da memnun oluyoruz. Çünkü o sıcaklığı hissetsinler istiyoruz. Biz çünkü o sıcaklıkta bekliyoruz. Sanki evde ailesinden isteyen evet. Gibi bir lezzetli bir tadı size gelen müşteriniz isteyince bu yorumları çok alıyoruz. Bu yorumları çok aldığımız için restoranımızın iç temizliğinden tutun da lezzetinize kadar gerçekten bu yorumları alıyoruz. Ailemize anne elle değmiş gibi
Çünkü annemin eli de yiyor gerçekten. Her şeyi annemin eli de yiyor yani. O lezzet ve evet, sevgi. O hijyen, o lezzet, o sevgi hepsinde mevcut. Zaten bu samimiyetliği Şükrü abi çok özür dilerim. Yani araya girdim ama bu samimiyetliği tabii burada bir aile çatısı altında yapılan bir iş olduğu için öncelikle tabii burada kendisine ben teşekkür ediyorum. Bizim arka mutfağımızda tatlı kalbiyle, güler yüzüyle annemiz işte burayı bu şekilde idare etmeye çalışan bir oğlun ve annenin serüveniyle tabii bizi de saydılar, sevdiler, bizi de aile olarak gördüler. Biz de bu aile çatısının altına girdik. Daha büyük aile olmak için yolumuza çıktık. İşte sizin de söylediğiniz gibi bu kadar güzel tatlarla umuyoruz ki daha güzel yerlere geleceğiz. Balkan TV olarak sizi her zaman yanımızda hissettik, her zaman da görmek istiyoruz. Fazla da lafı uzatmayalım diyorum çünkü kameraman soğumasın. Durmadan yemeklere bakıyorsunuz. O yüzden bizi bekletmeyeceksiniz. Tabii. Evet. Biz de özellikle bu güler yüzünüz için, bu tatlı diliniz ve güzel sohbetiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederiz. Ben inanıyorum ki hangi lezzet olursa olsun hepsinden daha önce gelen güler yüz ve tatlı dil. Bence sizden bu yolda başarılı olacaksınız. İnşallah. Bu yolda size bu çorbada bir tuz olabilirsek ne mutlu bize diyoruz ve afiyet olsun diyorum size. Buyurun efendim. Ben bir saattir şu kavurmalı mafra pidesine kilitlendim. Onunla başlıyorum. Çok yüksek müsaadenizle sevgili izleyenler. Buyurun arkadaşlar. Afiyet olsun. Sizler buyurun efendim. Nasıl? Bir bafra havası estiriyoruz değil mi? Yorulduğumuza değmiş. Yani bu kadar çalıştık ama her sonunda bu tada varmak için bile bu Allah razı olsun. Çalışmayı yapmaya çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Kim yaptıysa çok sağ olun. Tüm afiyetler ustalarımıza ben teşekkür ederim. Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Ve, sevgili Leonar Ferhat ile beraber ben Şükrü Keskin Balkanlar TV izleyenlerine buradan selamlar. Sevgili Şerif ve Emre Bey bugün misafirler olduk. Kendilerine tekrardan başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.